Merhaba, konumuz deyimler. Deyimler genellikle mecaz olarak karşımıza çıkan dil zenginlikleri. Karşılaştığımız birçok durumla, tavırla biz gerçek anlamdan değil de bazen mecazlardan, söz kalıplarından yararlanıyoruz. İşte onlar deyimler ve deyimler genellikle mastar ekiyle birlikte anılıyorlar. Yani mekmakla bitmeleri oldukça Sıradan yani karşımıza o şekilde çıkıyorlar. Şimdi ben e, alfabetik olarak A'dan başlayarak size birkaç deyim örneği vermek istiyorum. İlk olarak Abbas yolcu. Ne demek? Gitmeye hazır demek. Yani gitmeye hazır kişiler için, gitmeyi kafasına koymuş iç, kişiler için kullandığımız bir deyim. Baklayı ağzından çıkarmak. O da şu demek... Uzun süredir sakladığınız bir şeyi pat diye söylüyorsanız, baskılarla olabilir, işte tutturmalarla olabilir, sonunda söylüyorsanız biz bu deyimi kullanırız bu gibi durumlar için. Cakas atmak, cakas atmak, hava atmak demek, gösteriş yapmak demek, çarşaf gibi deyimi ise genellikle e, deniz için kullanılıyor, hiç dalga yok, durgun e, anlamında kullanılıyor dağdan gelip bağdakilik olmak. Ee, o da bir yere sonradan gelip oradaki kişileri rahatsız eden, eden, davranışlarda bulunmak ya da o kişileri yerinden etmek manasında kullanılan bir deyim. Eceline susamak. Eceline samak. Eceline susamak ölüme sebebiyet verebilecek denli tehlikeli işlere kalkışmak demek. Fin katmak, hiçbir şey umursamadan gönlünce gezmek demek. Geceyi gündüze katmak, gecesini gündüzüne katmak. o da hiç ara vermeden, hiç duraksamadan bir iş, bir iş üzerine yoğunlaşmak, çalışmak demek. Haddini bildirmek, haddini bildirmek bir kimsenin yetki alanında olmayan bir şeye karıştığını gördüğümüzde ve onu uyardığımızda aslında bu deyim ortaya çıkıyor. Isıtıp ısıtıp önüne koymak. Zamanı geçmiş bir olayı tekrar tekrar gündeme taşımak, ısıtıp ısıtıp önüne koymak deyimiyle ifade edilebiliyor. İbret almak ders almak demek, kötü bir olayın sonucunda çıkardığınız dersleri ifade ediyor. Kafa patlatmak, çok çok fazla düşünmek zihni yormak demek ve son olarak da e, lafebesi, lafebesi de. Her şey verecek cevabı olan insanlar için kullanılıyor. Ee, neden bu kadar dedim? Çünkü devamını, alfabemin devamını atasözleriyle devam ettirmek istiyorum. O yüzden bu videomuz, deyimler videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yazmanız gereken kısım geliyor.